Ya Rabbi diyor, ölmedik hiç kimse kalmadı diyor. Peki sen? Öyle dedikten sonra Allah seni de canına alacak diyor. Ondan sonra onu da canına alınıyor, ondan sonra bitiyor. Sonra hepsini birden Allah canlandırıyor, yeniden yaratıyor. Dinliyorum. Sevimli bir kedi yavrusu var. Temizlik kaliteli. Evet, tatlı. Pis münafıklar bak baksınlar. Bak şu kedinin temizliğine bak. Pis münafıkların pisliğine bak. Bu opera binasının tanıtımında hep dekolte hanımlar kullanıldı. Dikkat edin. Tanıtımda hep dekolte hanımlar. Yaklaştır görüntüyü yaklaştırabiliyorsan. Görüyor musun? Hep dekolte. Evet. Tayyip Hocam çok modern delikanlıdır. Efe olan Tayyip Hocam'dır. Evet. Kabadayı olan odur. Kabadayılık, efelik bir kere gelir, bir daha da gitmez. Ha efe taklidi yapabilir. O ayrı. Taklidini yapmaya kalkabilir, o ayrı. Gençler özgür olmak istiyorlar. Muhafazakar bilen ailenin çocukları da neşeli, özgür, rahat yaşamak istiyor. Bak cübbenin çocuğuna bak. Kendince böyle özgür bir hayat istediği görülüyor. Tabii bize göre doğru değil. Bak aynı şekilde cübbenin damadına bakıyoruz. Ultra özgür. Ultra modern yaşıyor. Dolayısıyla lafta kalıyor bu. Yani mesela Diyanet görevlisi bakıyoruz. Çocuğu ultra modern yaşıyor. Modernlikle İslam iç içe yaşanacak şekilde getirmesi lazım Diyanet'in. Yani gelenekçi, klasik İslam'la yürümeyeceği belli. Bunu Diyanet İşleri Başkanı kaç defa açıkladı. Eski Diyanet İşleri Başkanı, biz tıkandık artık gidemiyoruz dedi, bitti dedi. Kaybettik gençleri dedi. Uzatmanın bir alemi yok, direnmenin bir alemi yok. Yani tıkanmış bir şey, tıkanmıştır artık. Gitmiyorsa gitmiyordur. Özgürlükle İslam'ı, modernlikle İslam'ı iç içe yaşatmak ve yaşanılır olduğunu göstermek Diyanet'in görevi olması lazım. Yani klasik gelenekçi yapıda direnmenin bir alemi yok. Yine takdir onların ama bence yanlış. Cübbenin olduğu bir eski hali var.